İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşacak. Buyurun Sayın Kürkçü. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bu maddenin kanun metninden çıkartılmasını istiyoruz. Aslında kanun metninin de bu genel kuruldan çıkartılmasını istiyoruz ama kuvvetimiz yetmiyor ne yazık ki. Ben AKP sıralarındaki arkadaşlara, grup başkan vekillerine soracağım. 24 Nisan'a kadar üniversiteleri bölelim diye aranızda hummalı bir tartışma yürüttünüz mü? Haberiniz bile yoktu. Önünüze geldi, şimdi bunları çatır çatır burada tartışmaya çalışıyoruz. Olsaydı okurduk yahu. O yüzden sevgili arkadaşlar, evet öyle konuşuyorum. Siz istediniz. Ya çok güzel işte zaten. Sayın milletvekili. Tamam dur da konuşuyoruz. İstediniz de niye istediniz? Sevgili arkadaşlar, bir üniversitenin ne olacağına karar vermesi gereken bizzat o üniversitede yaşayan, çalışan, üreten, öğreten insanlar olur. Kendi kendinize oturduğunuz yerden onu bölelim, bunu bölelim. Neyi bölüyorsunuz? Böldüğünüz her okul, her üniversite Türkiye'de sıralamanın, akademik sıralamanın 1., 2., 10., 20. sırasındaki üniversiteler. Yani bunlar sizin için arzu nesnesi. Bunları fethedemediğiniz için şimdi ortadan bölmeye ve bunların başına bu Artuklu'daki deli gibi insanları geçirerek bunları temellük etmeye çalışıyorsunuz. Hikaye bundan ibaret. İstanbul Üniversitesi'ni bölecekmişsiniz. Niye böleceksiniz İstanbul Üniversitesi'ni? İstanbul Üniversitesi'nin bu büyüklüğü aslında İstanbul Üniversitesi'ni uluslararası sıralamada dünya listelerine sokuyor. Siz onu böldüğünüz zaman yapacağınız şey sıradan iki üniversite elde etmektir. Siz bu akılla evet yolları ikiye bölüp duble yol yapabilirsiniz ama üniversiteleri ikiye böldüğünüzde aynı etkinlikte iki üniversite elde etmeyeceğiniz apaçık. Sırf sizin kurduğunuz bu üniversite olmayan üniversitelere kimse gitmiyor diye marka üniversiteleri bölerek onların ününü, onların prestijini ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Tıpkı basını aynı şekilde ele geçirmeye çalıştığınız gibi. Sizin için bunlar birer arzu nesnesi. Kanal D'yi ele geçirdiğiniz zaman Kanal D AKP, Kanal D olmuyor. Hürriyet AKP, Hürriyet olmuyor. Ne özelliği var idiyse sizin onu ele geçirmek için istediğiniz bütün öteki özelliklerinden uzaklaşıyor. Böylelikle böldüğünüz üniversiteler iki tane aynısından etmiyor. Hiçbir şey etmiyor. Bütün bunları yapmanın eğitimsel, akademik, bilimsel hiçbir anlamı yok. O nedenle üniversiteyi dinlemek, üniversite öğrencilerini dinlemek, üniversite öğretim üyelerini dinlemek en önemli şeyken şimdi onları sadece ve sadece sokakta dinliyorsunuz. Gerçekte Türkiye'nin üniversite düzeni bu bölünme meselesi gündeme gelinceye kadar matah bir şey de değildi. Türkiye'de hiçbir zaman gerçek anlamda uluslararası manasında akademik kalite manasında, toplumsal önem manasında bir üniversite düzeni ne yazık ki olmadı. Ancak bu üniversite gerek 1960'ta edindiği yeni statüyle, gerek 1968 sonrasında üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin sürdürdükleri eğitimin topluma dönük bir biçimde yeniden tasarlanması çabalarıyla belli bir doğrultu edinmişti. Şimdi bu doğrultular 12 Mart'ta, 12 Eylül'de ve şimdi sizin yönetiminizde tamamen baltalandıktan sonra aslında geride bölünmemiş de olsa bir üniversite düzeni olarak elle tutulur bir şey kalmıyor. Fakat bunu böyle yapmaz iseniz eğer buna önceki hüviyetini kazandırmak, kazanımları geri elde etmek, üniversiteyi hakikaten öğrencilerin, öğretim üyelerinin, çalışanların ortaklaşa yönettikleri bir demokrasi alanı, demokratik bir eğitim merkezi haline getirmek pekala mümkün olacaktır. Ancak siz şimdi böyle yaptığınız için ilk kez bunca yıldır üniversitenin demokratik bir katılımla yönetilmesini akletmemiş öğretim üyeleri, şimdiye kadar uysallaştırdığınız binlerce öğrenci sokaklarda, 1968 öğrenci ayaklanmasının 50. yılında cini şişeden çıkarttınız. Ya bu yasayı geri çekeceksiniz ya yeniden taraflarla müzakereye başlayacaksınız ya da 1968'in
devrimci rüzgarlarından mutlaka ve mutlaka onun eleştiri kırbacından yararlanacak, ders alacaksınız. Üniversite öyle öğretemediğini size böyle öğretecek. Umarım bu yasayı geri çekersiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.